Herkese merhaba. Bugün T129 Atak montumuzu giydik. Hava soğuk malum, kar şartları bütün Türkiye'yi etkiliyor. Bir yandan da elimize de T129 Atak helikopter maketimizi aldık. Çünkü bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kara havacılık birliklerine ilk faz 2 T129 teslim edildi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü de T129 Atakların faz 2'si bu arada dikkatinizi çekeyim ilk kullanımı envanterine girişi gerçekleşti. Bugün isterseniz videomuzda atakların, T129 atakların faz 1 ve faz 2 arasındaki farkları nelerdir? Neden faz 2 platformuna geçildi? Bu bilgileri tartışalım. Getirdiği avantajlar, bunun yanında da tabi dezavantajlar neler? Bunlara birlikte bakalım. <laughs> T-129 Atak projesi gerçekten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın çok önemli projelerinden biri. Biliyorsunuz normalde bu proje o eski ismiyle İtalyan Augusto'nun tasarımı Mangusto'dan yola çıkılıyor. Türkiye taarruz helikopteri konseptinde, ihalesinde ki bunun gerçekten tarihi 20-25 yıl öncesine kadar gidiyor. T-129 konseptini seçiyor. Burada ana tasarım Augusto Vestant daha sonra adını Leonardo olarak değiştiriyor. Leonardo ve Tusaş birlikte yapıyorlar. Bu arada tabi normal bir Mangusta'ya baktığımız zaman şu mevcut T129 arasında epey ciddi farklar var. Helikopterin işte pay sayısı artıyor, motoru daha güçleniyor, Türkiye'nin talep ettiği bazı özellikler falan derken T129 Mangusta'nın çok ötesinde bir helikopter konsepti haline geliyor. Arkasından bunun ilk testleri İtalya'da yapılıyor. Sonrasında da seri imalat TUSAŞ tesislerinde başlıyor. Tabii Türkiye niye İtalyan helikopterini seçtiğini de kısaca böyle bir parantez açıp belirtirsek ilk ihalenin kazanan kazanan e, tasarımı Bell'in AH-1Z üzerinden geliştirdiği King Cobra. Malum Türk Kara Kuvvetleri de uzun yıllardır Cobra'ları kullanıyor. Ama Amerika verdiği konsepte Türkiye'nin işte başta uçuş görev bilgisayarı gibi yazılımlarına e, müdahale hakkı tanımıyor. Bunun üzerine görüşmeler tıkanıyor, proje iptal ediliyor ve ikinci ihale açılıyor. Bunlar da İtalyanlar kazanıyor. Şimdi T129 farklı bir konsept ve bu konseptle ilgili satış hakları da Türkiye'de. Parantez açıyorum tekrar motorları hariç. Çünkü motorlar Amerikan Honeywell şirketinin imalatı ve bununla ilgili herhangi bir şekilde bir e, yeni bir satış, yeni bir planlama, ihracat planlandığı zaman Amerika'dan izin alınması gerekiyor. Malum Türkiye şu an T129'ları Pakistan'a ve Filipinlere ihraç etti ama henüz motoruyla ilgili ihraç izni alınabilmiş değil. Bu kısa bilgilendirmeyi yaptıktan sonra biraz da uzattım ama bunları söylemek gerekiyor insanlarımızın öğrenmesi açısından. İlk üretilen helikopterler Faz 1 standartlarında ve bugün Türk Kara Kuvvetlerine, Kara Havacılığına 51 adet Faz 1 olarak adlandırılan o standart model teslim ediliyor. Bunu da ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'na verilen 6 adet Faz 1 izliyor. Sonrasında projenin ikinci aşaması başladı. Faz 2. Peki faz 1 ve faz 2 arasındaki farklar neler? Öncelikli olarak faz 1 standart bir model. Faz 2'nin en büyük artısı elektronik harp tedbirlerinin içinde olması. Nedir elektronik harp tedbirleri? Bu tedbirler örneğin radar ikaz sistemi olması, radyo sinyal karıştırıcı sistemlerinin olması, lazer ikaz sistemlerinin olması ve de 9681 VUHF telsize sahip olması. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Diyelim ki yerden bir ikaz var, bir tehdit var. Omuzdan atılan, lazerle yönlendirilen, lazerle güdümlendirilen bir füze tedbiri. Bununla ilgili olarak T-29 ataklarda, fazikilerde 2'lerde lazer ikaz sistemi, pilotu uyarıyor. Veya füze e, radyo dalgalarını izleyerek gidiyor. Örneğin uçağın havada bıraktığı radyo sinyalleri var. Bunları izleyecek. Bunlarla ilgili bir tedbir gerekiyor. Veya radarla bir kilitlenme sağlanıyor. Diyelim ki bir radar takibiyle helikopter vurulacak. Bu atıldığı zamanda buna radar ikaz sistemiyle bu e, radyo dalgalarının işte helikoptere kilit attığı bu gibi bilgileri pilota veriyor. Şimdi Peki faz 2 ile ilgili ekipmanlar helikopter üzerinde nerede yer alıyor? Bunu da maket üzerinden gösterelim sizlere. Burunda hemen bu flor kameranın altında yer alan sistemler var. Gövdenin önünde yine işte RVR olsun, ee, radyo sinyal karıştırıcı olsun ön tarafta iki adet sistem bulunuyor. Bir de uçağın füze ve teçhizatını taşıdığı işte bu füzeleri çeşitli silahların taşıdığı Paylon üzerinde de çeşitli ikaz sistemleri yerleştiriliyor. Peki bu ikaz sistemleri e, ekstra bir ağırlığa neden oluyor Tabii ki oluyor. Bu teçhizatların bir ağırlığı var. Bunlar içeride bir kablolaması var bunun. Aynı zamanda da bununla beraber de e, kokpitte yapılan bazı küçük değişiklikler var. Bunlar tabii birer ağırlık olarak helikoptere yansıyor. Şimdi helikopterlerde Operasyon yaptığınız irtifa, havanın sıcaklığı veya çok soğuk hava şartları, rüzgar, havanın yoğunluğu gibi birçok neden helikopterin bütün performansına etki ediyor. Türkiye bu projede niye motor değişikliğine, daha güçlü bir motor talebinde bulundu? Bunun ana nedeni bu helikopterlerin Güneydoğu'da dağlık alanlarda görev yapacak olmaları. Şimdi Türk Kara Kuvvetlerinin elinde biliyorsunuz ilk olarak AH-1W, biski olarak adlandırılır. W helikopterleri envantere giriyor. Sonrasında da NATO'nun İBE yardımları içerisinde PVS modelleri. Aradaki fark W çift motor, PVS'ler tek motor ve performans düşük daha eskiler. W'lar fabrika çıkışı geliyor Türkiye'ye. Bu helikopterlerin çift motorlu olması, yüksek performansı, motorunun yüksek gücü sayesinde Güneydoğu'da daha etkin kullanılıyor. Türk Kara Kuvvetleri T-129'ları envantere alırken güçlü motor talebi nedeniyle bu Honeywell'ın motoru seçiliyor. Bu motorla birlikte tabii ki dediğim gibi tam yüklü kalkıyorsunuz. İşte burunda makinalı topunuz var 20 mm. Bunun mermileri, kanat altında çeşitli mühimmatlar bunları koyduğunuz zaman helikopterin kalkış ağırlığı giderek yükseliyor. Bu da sizin performansınızı düşürüyor. Çok yükseklere Bazen çıkamama durumunda kalabiliyorsunuz. Hava çok sıcakken örneğin. Veya bazen yeteri kadar mühimmat taşıyamayabiliyorsunuz. Her şeyi de aynı anda yapacak doğrultuda değilsiniz. Biraz önce de belirttiğim gibi bu elektronik harp tedbirleri bir yandan uçağın, helikopterin, hava aracının yerden gelecek olan e, çeşitli işte füzelere karşı bir koruma, ciddi bir koruma uyarı, ikaz sağlarken diğer yandan da helikopterin daha da ağırlaşmasına biraz daha performansının düşmesine neden olabiliyor. Peki bu nasıl aşılacak? Hedef bununla ilgili e, ileride T tarafından geliştirilmiş TS1400 motorlu Atağ'ın T129'un daha yerleştirmiş modeli ki bunun çalışmaları TUSAŞ tarafından yapılıyor bu modelle. Daha ileride de Atak 2 olarak adlandırılan kalkış ağırlığı çok daha arttırılmış T-129'un bir büyük ile bu problemleri çözmek. Tabii ki havacılık o kadar önemli bir şey ki her şeyi koyamıyorsunuz. Örneğin işte operasyona e, işte askerliğini yapan e, izleyicilerimiz bilecektir. Bir operasyona giderken taşıdığınız teçhizat var. Bir insanoğlunun taşıma kapasitesi var. İşte eğitimle, sporla bunu arttırıyorsunuz. Arttırıyorsunuz ama bir yere kadar geliyorsunuz. O 40 kilogramlık teçhizat 60-70 kilogram olduğu zaman onu bir askerin taşıma e, zamanı azalıyor. Yani onu belki eğitimde şunda bunda vücut geliştirerek taşıyabiliyor ama e, bu bir şekilde ilerisi için bir dezavantaj haline geliyor. Dediğim gibi eğer yerden havaya atılan bir füze riskinin olduğu bölge varsa örneğin faz 2 kullanılacak. Bu riskler azsa faz 1'ler görev yapacak bununla ilgili. Zaten e, Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterine bugüne kadar teslim edilmiş 52 adet T-129 Atak var. Çok ciddi bir taarruz helikopter e, konseptine sahibiz. Aynı zamanda T-129'larımız Roketsan tarafından geliştirilmiş. Yerli mühimmatlar kullanıyor. Çok etkili gerçekten. E, bölücü terör örgütü PKK'nın, teröristlerin en korkulu rüyalarından biri. Atak geldiği bölgede komuralara göre çok daha sessiz. Bir anda bitiyor ve kullandığı mühimmatlarla da ...yüksek vuruş yüzlerine gerçekten teröristin canına okuyan çok önemli bir makine. Bugüne kadar e, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 59 adet e, faz 1 e, siparişi vardı. 52'si teslim edilmiş durumda. Jandarmanın 18 adet var. 6'sı teslim edilmiş durumda. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 6 adet helikopter siparişi var. Bunun da birincisi teslim edilmiş durumda. Yani e, bir de bunların tabii 24 adet daha imalat hattından çıkacak... Sonrasında ise opsiyonlar var. İşte opsiyonlar nelerdir? Kara Kuvvetleri'nin 32 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 3 adet e, helikopter ihtiyaçları var. Eğer bu opsiyonlar kesin siparişe çevrilirse toplam 38 adet opsiyon. 24'te diğerinden teslimatı var. Yani Türkiye T-129 açısından, taarruz helikopteri açısından açıklarını kapatacak vaziyette. E, ama tabii ki artan terör dış tehditler, iç tehditler gibi konular değerlendiriliyor ve zaman zaman hava araçlarına da yeni yeni konseptler e, konulması, geliştirilmesi bunları da güncelleyerek her an harbe ve yeni tehditlere hazır olmak gerektiğini de belirtelim. Bana en fazla gelen sorulardan biri de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün niye T-129 Atak kullandığı konusunda. Bunlarla ilgili farklı çalışmalar yapılıyor. E, bazı olaylara müdahaleler de örneğin işte jandarmanın sorumluluk alanı, kara kuvvetlerinin sorumluluk alanları, emniyetin sorumluluk alanları gibi konular var. Bunlarla ilgili bu özellikle Hendek Operasyonu'nda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü için de böyle bir adım atılmış durumda. Zaten emniyette görev yapan pilotların önemli bir bölümü de zaten ee, kara kuvvetler olsun, jandarma havacılık kökenli. Ee, onlar da bu helikopterler konusunda oldukça tecrübeliler ve bu helikopterlerde muhtemel bu sözleşmeli olarak çalışan kara veya jandarma kökenli pilotlar tarafından da kullanılacak gibi duruyor. Bu konularla da ilgili çalışmalar tamamlanmış durumda. Son olarak ihracatla ilgili çalışmalara da değinmek isterim. Malum Türkiye'nin Pakistan'la yaptığı 30 adet, bir de Filipinlerle yaptığı 12 adettik T129 atak ihracatı var. Bu ihracatlarla ilgili, bu anlaşmalarla ilgili en büyük problem, videonun başında da belirttiğim gibi Amerika'dan. Hanivel imalatı e, motorun ihracat izinlerinde yaşanan sıkıntılar. İşte Pakistan'a pek vermek istemiyor ama Filipinler konusunda bir adım atmıyor. Yani tabi buradan da gözüküyor ki Amerika pek fazla bizim bu helikopterleri ihraç etmemizi pek istemiyor gibi. E, daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi hatta TEİ Genel Müdürü e, Mahmut Akşit Hoca ile de güzel bir röportajımız vardı. TS1400 alternatif motor olarak geliyor. Bu motorla da ilgili ilk denemeler önce T625 Gökbey helikopterinde yapılacak. Arkasından T129'a takılacak ama bunun için e, biraz daha sürenin geçeceği, biraz daha önce önceliğin Gökbey'e verileceğini Mahmut Akçet ifade etmişti. İnşallah bu gelişmeler hızlı bir şekilde tamamlanır ve e, bu gelişmelerin arkasından da T129'ları yerli motorla görebilme imkanına sahip olmuş olabiliriz. Bugünkü videomuzda T129 atak e, montumuzu giydikten sonra T129 atan maketiyle birlikte size anlatmaya çalıştım. Bu tür ürünler tusashop.com.tr adresinde ve birçok üründe var orada. Bunların hepsi TUSAŞ'ın e, onaylı ürünleri. Bunları da oralardan satın alabilirsiniz ve aynı zamanda da TUSAŞ'a da katkıda bulunmuş olursunuz. Lütfen sorularınızı bana yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. İşbirlikleri için de bu mail adresimize temas kurabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık videolarımız tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.